hikmet ehli kıssalarla hakikati anlatırmış. Önce akla yaklaştırıyor yani. Diyor ki iki kardeş vardı diyor. Bu kardeşlerden ikisi de bir sefere çıkmışlar. Bu kardeşlerin biri böyle iyi güzel huylu, biri de böyle kötü huylu bir kardeş. Yani kötü huyludan maksat bakış açısı kötü yani. Biri hep olumlu düşünüyor, olumlu yapmaya çalışıyor, yapıcı, onarıcı olmaya çalışıyor ama öbürü de hep bir art niyet var yani. Bu ikisi bir sefere çıkıyorlar ve bu sol yoldan giden kardeşi takip edecek olduğumuz zaman bu kardeşin önüne bir vakıf bahçesi denk geliyor, tevafuk ediyor, karşılaşıyor. Bahçeye giriyor, bakıyor ki vakıf malı. Orası nedir? Yani insanlar orası istifadesi için açılmış bir bahçe. Giriyor, bakıyor ki ücretsiz, oradaki nimetlerden istifade edebilir yönleri var. Ama o bahçede daha önce girenler, çıkanlar ya da o bahçedeki çürük meyveler bu adamın gözüne takılıyor ve oradan istifade etmeden orayı da eleştirerek oradan çıkıyor. Terk ediyor orayı. Sonra yoluna devam ediyor bu kardeş. Sonra bir sahraya, genişçe bir sahraya denk geliyor. O sırada o sahradan giderken çalıların arasından bir aslan çıkıyor. Kükreyerek. Tabii o korkuyla aslana kendisini yem etmemek için kaçmaya başlıyor abi. Bak muazzam bir hikaye, kaçırmayın yani. Çünkü mantığını kaçırırsınız. Devam ediyor, devam ediyor. Aslan bunu kovalıyor, bu kaçıyor. Sonra önüne bir kuyu denk geliyor. Kendisi o kuyuya atlıyor. Niçin? Hani aslan ısırmasındansa kuyuya düşmek daha iyidir. Derken bakıyor ki kuyu aşağı yukarı 60 arşın yani 60 metre derinliğinde bir kuyu. Yani düş bitmez yani. O sırada kuyunun orta duvarında bir ağaç dalı görüyor. Kuyunun dibine düşmemek için bir havle ağaca tutunuyor dala. Bakın ağaca tutunuyor. O sırada diyor ki oh aslan beni yemedi kurtuldum. Derken abi kuyunun dibine bir bakıyor ki kuyu susuz bir kuyu, kurak. Ve o kuyunun dibinde yani böyle yılanlar, çıyanlar, akrepler gibi haşerat-ı muzırra dediğimiz yani Osmanlıca'da muzır hayvanlar kuyunun dibinde cirit atıyor. Yani oh demişken. Yani o kuyuya düşerse aşağıdaki yılanlar onu zaten yiyecek. Çıkarsa kuyunun ağzına böyle aslan çıksın diye bekliyor. Çıksa aslan yiyecek. Tutunduğu dala böyle biraz diyor ki buradan güç aldım. Aslan gelirse tırmanır çıkarım düşüncesi varken Subhanallah. Bakıyor ki tutunduğu dalın kökünde iki tane fare var siyah beyaz. Ağacın kökünü kemiriyor. Yani o dalı bırakmasa da o kökü fareler kemirecek, o dal kırılacak. Çürük bir dala tutunmuş. Tam o sırada tutunduğu dalın meyvelerine bakıyor. Dallarına bakıyor ki bir ağaçta çeşit çeşit meyve, incir, portakal, mandalina, muz, ananas ne ararsan var. Ya bir ağaç dalı ama çeşitli meyveler var. O tabii bundaki manayı anlamadan ya bari bunlardan bir ikisini yiyeyim de bana hani güç olsun diye elini atıyor. Tam yiyecek. Meğer o meyvelerde zehirli çıkıyor. Şimdi ne yaşıyor kurtulsun, ne ölüyor kurtulsun. Şimdi onu o karın ağrısında bırakıyoruz. Orada kalsın hikayede. Öbür kardeşi yoluna gidiyoruz. Bakın çok güzel bir yere bağlayacağız meseleyi. O yüzden kaçırmayın. Öbür kardeş, iyi huylu kardeş de yoluna devam ederken onun da karşısına aynen biradere gibi bir kaderle, benzer bir kaderle bir vakıf tevafı geliyor, karşılaşıyor. Vakfa giriyor. O vakıfta bakıyor ki envai çeşit nimet var ama arada çürük meyveler var. Başka daha önce giren çıkan insanların vermiş olduğu menfi şeyler var ama o onlara nazar etmiyor. Her şeyin iyisinden al kaidesiyle hareket ediyor ve o vakıfta güzel bir şekilde istifade ediyor. Yiyor, içiyor, istirahat ediyor. Teşekkür ederim o vakıftan ayrılıyor. Olması gerekeni yapıyor aslında. Ve bu kardeş, iyi huylu kardeş bir sahraya devam ediyor. Yola devam ederken çalılıkların arasından aynen biraderi gibi bir aslan kükrüyor böyle. Bir bakıyor ki tabii o durumda kaçmak farzdır yani. Evet. Sünnet-i vacibi geçtim. Çünkü canı emanettir yani. Onu muhafaza etmek de görevsi. Tabii biraderi gibi aslana yem olmamak için kaçmaya başlıyor. Aslan bunu kovalıyor, o kaçıyor. Derken önüne bir kuyu denk geliyor abi. Hani aynen biraderi gibi. O aslana yem olmamak için o da kendisini kuyunun içine atıyor. Aynen kardeşi gibi. Ve kuyudan aşağı 60 metre kuyudan aşağı düşerken kuyunun ortasına bir dal. Düşmemek için o dalı tutunuyor. Subhanallah. O dalı tuttuktan sonra kuyunun ağzına bakıyor. Diyor ki kuyunun tepesine bakınca arslan kapı bekliyor o çıksın yesin. Kuyunun dibine bakıyor. Haşerat-ı muzurran evinden orada yine akrep yılan çıyan var. Düşerse durumu iyi değil. Tutunduğu dala bakıyor. Kökün iki tane siyah beyaz fare kemiriyor. Ağacın dallarına bakıyor. Meyveler. Diyor ki ya bu kadar olumsuzluk
bu kadar menfilik hani benim gibi bir adama gelmez diyor yani. Çünkü ben her şeye olumlu bardağın dolu tarafından bakan bir insanım. Ne oluyor yani? Bu nedir bu yaşadığı? Derken anlıyor ki biri bunu kasıtlı yapıyor. Yani aslanı ona kovalattıran, karşısına vakfı kar çıkarttıran, kuyuyu denk getiren, onu kuyu atlamasını sağlayan, kuyunun kökünde dibinde yılan aşeratı koyan, ağacın köküne iki tane siyah beyaz fare veren biri var. Bütün bunları böyle program yapmış. Beni de bu yani tabiri caizse labirentin içine salmış. Bunu keşfediyor abi. Ve diyor ki ey bu yerlerin hakimi. Ya bu işler hikmetle yapan, beni yönlendiren, beni şu anda bilen. Senin bahtına düştüm yani senin ocağına düştüm. Sana dehalet ediyorum yani sana yöneliyorum diyor. Ve beni kurtar deyince kuyunun duvarı yarılıyor. Hikaye bu ya. Oradan sahili selamete çıkıyor. Kendini kurtarıyor. Öbürü de orada azapta kalıyor. Şimdi diyeceksiniz bunu niye anlattı? Biz buna ne anlayacağız? Şimdi bu hikayede anlattığım mesele mümin kulla Müslüman olmayan yani Allah'a inkar eden bir kul arasındaki insan arasındaki farktır. Bunu söyleyeceğim. Çünkü her insan dünyaya geliyor. Karşısına vakıf malı gibi dünya çıkıyor. Pek çok nimete ücret ödemiyoruz. Mesela nefes alıp veriyoruz diye bizden kimse oksijen alıp veriyoruz diye bir vergi alan yok. Güneş mesela yani her ay sonunda elektrik faturası geliyor ama aylar yıllar geçmiş güneş faturasını kimse isteyen yok. Güneşi yani değil mi? Olmazsa o hayat olmaz yani. Onun faturasını isteyen yok. Tabiattan çıkan hadsiz meyveler, sebzeler, bitkiler, bizim istifademize sunulmuş denizdeki balıklar. Bunların vergisini isteyen yok. Yiyoruz içiyoruz yani. Sadece tablacı, aradaki satıcılara, o işin hizmetkarlarına bir şeyler ödüyordu da hiç hükmünde yani. O nimetle sen ayağa kalkıyorsun ya. Artı yediğin nimetlerde hadsiz böyle vitamin boyutu da var. Demek ki o vakıf neymiş? O hikayedeki vakıfa giden adam neymiş? Bu dünyamış yani. O sahrada insanın anne rahminden başlayarak bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik, ihtiyarlık ve kabire giden yoldur bu sahra. O yol bu yol yani. Sonra o sahrada kovalayan aslan vardı ya. Hepimizi kovalayan aslan. O hikayede kişi sizsiniz aslında. Hep biziz, benim. Hepimizi kovalayan aslan. Yani eceldir. Abimizin albümü gibi ecel. Ecel celladı. Aslan ne yapıyor? Bizi sürekli kovalıyor. Nerede yakalarsa bizi alacak yani. Şu anda bizim her gün ne oluyor? Lokman Ekim dedi hani dün her gün diyor bir bina ömrümün diyor tuğlası yere düştü diyor. Ömür geçti diyor. Senden bir haber yani. Hakikatten. Muazzam bir şey. Sonra demek ki o arslan neymiş? Ecelmiş. O atladığı kuyu nedir? Hani 60 metre diye birkaç defa söyleme sebebi şudur. Yani ortalama insan ömrüdür yani. Dünya genelini söylüyorum yani. Kimse 80'in 100'ü devirenler yok. Devirse de yani o yaşa kadar böyle 30-20, 20-30 yaşındaki gençler gibi hareketli olanı yok yani. Bazı fonksiyonlarını adam kaybediyor yani o yaştan sonra. Hani tutup top sahada koşamaz. Ondan sonra ne bileyim yani birçok aktiviteyi yapamaz hale gelir yani o yaşta bir insan. Demek ki o atladığı 60 metrelik kuyu neymiş? Takriben insan ömrüymüş. O tutunduğu dallar dal da, ağaç dalı da o insan hayatında ki emelleri, arzuları tutunmuşlar. Ama çürük. Bakın ağacın kökünü siyah beyaz iki fare kemiriyor demiştim. Niye siyah beyaz diye belirttim. Siyah gecedir, beyaz gündüzdür. Yani gece ve gündüz iki fare gibi bizim emellerimizi, isteğimizi ne yapıyor? Tuttuğumuz dalları kemiriyor. Yani biz o arzularımızın birçoğuna ulaşamadan zaten öleceğimiz kesin. Yani yarın Yasin Akdeniz belki burada olmayabilir. Bir dahaki hafta gönül bağını sunamayabilir. Nerede? Cenazesine gelin diyebilirler yani. Hayat bu çünkü. Hepimiz için geçerli bu. Bir an sonrası belli değil. Peki bir an sonrası bir davet varsa ve sürekli bir sevkiyat var arkadaş yani. Hiç mi televizyon izlemiyorsun sen yani? Günde kaç bin insan ölüyor, ölüyor, ölüyor. Bir o kadar diriliyor, diriliyor. Yani Allah yeni yeni insan gönderiyor sürekli. Doğuyor. Bir denge var yani. Bir sevkiyat var ve ısrarla oluyoruz. Sürekli oluyor mübarek. Yani o halde biri senden bir şey istiyor. Bunu gör. Sonra o kuyunun dibi nedir biliyor musunuz? İmanlı insan için bu dünyadan daha güzel bir alem açılan kabir alemi yani. Kabir kapısı. Ahirete, cennete açılan bir kapı. İnanmayan insan için kabir nedir? İnanmayan adama sorsan ne diyecek sana? Diyecek ki orası yokluktur. Orası azap çukurudur. Yani nazarına böyle yani. Hatta az imanı olan bir adam bile ölmek istemez yani. Ama biz ne diyoruz? İman ehli ölüm ne güzel güzel bir şey. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Hatta ehli iman
İştiyakla o tarafı arzu ediyor zaten. Diyor ki benim sevdiğim %99 ahbabım, dostum, dedem, nenem, anam ta peygamberimize kadar hepsi diyor o tarafta diyor. Tabii ben burada kalmışım diyor. Ya diyor insan dosta kavuşmak için diyor yani niye burada durmak istesin? Evet biz burada durmak istiyoruz ama dinimiz için istiyoruz. Ya niye? O tarafa geçerken iman üzerine gitmek istiyoruz yani. Ahiretimizi kurtararak gitmek istiyoruz. Ki ebedi saadete kavuşalım. O imanı, o şeyi, itikadı kaybedersek o zaman üzüleceğiz. Sonra o kabir çukuru olduğunu söyledim. Şimdi o açılan duvarda neydi? Bakın berzah alemine açılan kapı. Yani o manayı sen gördüğün zaman ey ya Rabbi bu dünyaya sahrasına bu çöle düştüm. Ölüm de arkamdan kovalıyor. Emellerim de çok, isteklerim de çok. Ama isteklerim, arzularım hepsine yetişemiyorum. Çünkü gece gündüz ömrüm kısa yetmiyor. Bakın Üstad Bezman Hazretleri'nin en çok güzel bir sözü var. Bunu çok kullanıyorum yani. Diyor ki ahirette diyor seni kurtaracak bir eserin yoksa fani dünyada bıraktığın eserlere de ehemmiyet verme.